kesitlerin çıkartılması. Birçok mühendislik uygulamasında yaygın bir şekilde kesitlerden yararlanılır. Kesit, fiziksel yeryüzünün düşey bir düzlemle yaptığı ara kesitine biz kesit diyoruz. Yani basit anlatımıyla bir arazi parçasını düşey bir düzlemle kesip karşısına geçip baktığımızda gördüğümüz görüntü kesit diye ifade edeceğimiz şekli tarif eder. Burada iki türlü kesitten yaygın bir şekilde bahsedilebilir. Birincisi boyuna kesit, diğeri enine kesit. Şöyle bir proje güzergahı olduğunu varsayarsak, şurasının bir proje güzergahı olduğunu varsayarsak, proje hattı boyunca ilerleyerekten şu hat boyunca alınan kesitlere biz boyuna kesit diyoruz. Bu çoğu zaman arazinin algılanması için yeterli olmaz. Algılamayı artırabilmek için bir de buna dik, daha kısa hatlar şeklinde şu şekilde kesitler çıkartılır. Bunları da enine kesit denir. Özetle proje hattı boyunca alınan kesitlere boyuna kesit, buna dik olacak şekilde alınan kesitlere de enine kesit şeklinde ifade edilebilir. Kesit çıkartılmasında iki tane farklı yöntem uygulanabilir. Geometrik ya da trigonometrik nivelman yöntemiyle kesit çıkartma işlemi yapılabilir. Trigonometrik ve geometrik yükseklik ölçüsünün farklı bir uygulama biçimi aslında boy kesit ve en kesit ölçüsü şeklinde ifade edilebilir. Ölçme yöntemlerinde herhangi bir farklılık yok. Sadece yöntem boy kesit ve en kesiti alacak şekilde arazide uyarlama işlemidir. Boy kesitlerin çıkartılmasında kısaca şöyle bir yöntem izlenebilir. Örneğin nivo ile yaptığımızı varsayalım. Şu bizim boy kesit hattımız olduğunu varsayalım. Şurada bir tane yüksekliği bilinen bir noktamız. Şurada da yine bir başka noktamız olduğunu varsayalım. Şuradaki D1, D2, D3, D4 noktaları nivo noktaları şeklinde düşünelim. Bu bir güzergah nivelmanından başka bir şey değildir. Sadece yaptığımız şey boy kesit hattı üzerinde bir nivelman ölçüsü yapmak. Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Örneğin bu hattın ölçüsü nasıl yapılır? İlk önce D1 noktasına nivo kurulur. Şöyle geri ve ileri okumalar yapılır. Böylelikle bir nol noktanın yüksekliği hesaplanmış olur. Yani D2 gibi bir noktaya nivo kurulur. Sırayla 1, 2, 3, 4 noktalarına ölçü yapılır. 4'ten sonra görüşün kapandığını varsayalım. Nivo bu sefer yer değiştirir. D3 noktasını alır ve 4 noktasından tekrar bir geri okuma yapılaraktan 6, 7 noktalarına okuma yapılır. Diyelim ki burada da tekrar görüş bitti. Nivo D4 noktasına getirilir. Ve en sonunda da yüksekliği bilinen bir noktada ölçü tamamlanaraktan nivelman hesabı ya da nivelman ölçüsü tamamlanmış olur. Bunu biz bir boy kesit hattı üzerinde yaptığımızda bunun adı boy kesit ölçüsü şeklinde ifade edilebilir. Aynı işlemi eğer trigonometrik yöntemle yapmak isteseydik, o zaman da uygulayacağımız yöntem kısaca şöyle olacaktı. Burada bilinen iki tane yüksekliği bilinen iki tane noktam var. Nirengi 123 ve Nirengi 321. Örneğin bunlardan bir tanesine takimetreyi kurardım. Diğer noktaya reflektör ya da prizmayı koyup buna bir bakış yapılır. Sonra sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktalarına trigonometrik yükseklik ölçüsü yapılmak suretiyle bu noktaların yüksekliklerinin hesaplanması sağlanmış olurdu. Böyle yapmış olsaydım da bunun adı takiyometriyle kesit çıkartılması şeklinde ifade edilebilir. En kesit ölçüsü de yine aynı mantıkla yapılır. Burada bu boy kesit ölçüsüne benzer mantıkta eğer burada şöyle bir en kesit hattı da olsaydı bu sefer genelde soldan sağa ilerleyecek şekilde en kesit hat üzerinde de okumalar
yapardım. Arazi temsil edecek şekilde okumalar yapardım. Bu sayede enkes ölçüsü de tamamlanmış olurdu. Örneğin iki nol noktada yine aynı mantıkla şuradaki gibi okumalar yapmak suretiyle kodlar hesaplanmış olurdu. Burada özetle yapılmaya çalışılan şey şu: boy kesit ölçüsünde boy kesit hattı üzerindeki kodların belirlenmesi yapılır. Enkesit ölçüsünde ise bu boy kesit hattına dik şu enine kesit hatlarının yüksekliklerinin hesaplanması yapılır. Tabi burada diğer Nivelman hesaplarına ilave olarak da şu aradaki mesafelerin de ölçülmesi gerekir. Çünkü boy kesit ve enkesit çizimlerini yapabilmek için yükseklik bilgisinin yanında mesafe bilgisine de ihtiyaç duyulur.